Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? Parmaklarımın ucunu yakardın, kirpiklerini eğerdin, bakardın, üşürdüm, içim ürperirdi, felaketim olurdu, ağlardım. Arkadaşlar bu verilen dizelerde bol bol ünlü düşmesi var. Yakar, idin, eğer, idin, bakar, idin, ürperir, idi, üşür, idim, felaketim olur, idi, ağlar, idim derken bol bol ünlü düşmesi var. Ancak seçeneklerde yok. Bir de ilk mısradaki Uç kelimesinin ünlüyle başlayan bir kalması sayesinde ç sesinin c'ye dönüştüğünü görüyoruz. Biz buna ünsüz yumuşaması diyorduk. Dolayısıyla sadece ünsüz yumuşaması örneklendirilmiştir seçeneklerde bu yüzden cevap C. İçin sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine hakkında anlamı katmıştır? Arkadaşlar için kelimesi cümleye birden fazla anlam katabiliyor. Cümledeki kullanımına göre hakkında nerede var bunu bulacağız. Çünkü cümleye neden, sonuç, amaç, sonuç, uğruna gibi anlamlar katabiliyor. A ders çalışmadığı için babası ona çok kızmıştı. Bu cümlede babasının ona kızmasının nedenini belirten bir anlamda kullanılmıştır. Dolayısıyla için kelimesi cümleye neden, gerekçe anlamı katmıştır. Saatler süren bu yolu senin için yürüdüm, senin uğruna yürüdüm gibi bir anlam kattı. Dolayısıyla hakkında anlamında hala değil. Devam ediyorum C öğretmen hazırladığım ödev için güzel şeyler söyledi. Ödev hakkında güzel şeyler söyledi diyebiliyorum. O halde benden istediği anlam doğrudan C'de geldi. Bu insanlar bu vatan için her şeyini feda etmişti. Bu vatan uğruna her şeyini ve feda etmişti dedi. Burada da benden istediği anlam yok. Farklı bir anlam geldi. Üniversitede okumak için birçok sıkıntıya katlanmıştı. Üniversitede okumak amacıyla birçok sıkıntıya katlanmıştı anlamı var. Dolayısıyla cevap C. Altı çizili sözün bu dizeye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Ağlıyor, halden bilir yollar heder olmuş bu ömre arkadaşlar halden bilir halden anlaması durumu anlaması çok iyi anlaması gibi anlamlara geliyor dolayısıyla bir şeye anlaması nerede varsa onu işaretleyeceğiz a zamanında işini bilmez geleceğe yatırım yapmazsan işte şimdi böyle açıkta kalırsın bu cümlede böyle bir anlam yok b Gözlerinde beni çok iyi anladığını ifade eden bir çift kıvılcım çaktı. Halden anladığını ifade eden bir çift kıvılcım çaktı diyebilirsin. Şuradaki işte beni çok iyi anlaması, halden anlaması, halden bilmesi anlamındadır. Bu yüzden cevap B. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? su kelimesinin yazılışı doğru arkadaşlar. Paraşüt zaten yabancı bir kelime. Bu şekilde yazılıyor. Doğru. Değil mi derken. Mami soredatı kendinden önceki kelimeden her zaman ayrı yazılır. Doğru. Hiç de ürkütücü bulmuyor. Daha de cümlede bağlaçtır. Bağlaç olan daha de kendinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Ta te şeklinde ünsüz benzeşmesine uğramaz. Dolayısıyla bu da doğrudur. 2000 metre yükseklikteki derken. 2 sayısı sayı bildiren ifadelerde rakamla yazılabiliyor. 1000 metrede doğru yazılmış bir problem yok. Yükseklikteki o boşluk da değil, o boşlukta olması gerekir arkadaşlar. Ünsüz benzeşmesi, sertleşmesi dediğimiz ses olayının da bulunma halekinde gerçekleşmesi gerekir. Fıstıkçı şahap'ın ünsüzüyle bitmiş bir kelimeye d ile başlayan bir ek geldiğinde d'nin t'ye dönüşmesi gerekir. Dönüşmemesi yazım yanlışına yol açmıştır. Bu yüzden cevap E. Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisinin kaldırılması cümledeki anlamı değiştirir. Bir, malum topraklarımız ciddi bir deprem kuşağında bulunuyor. Sevgili arkadaşlar bu cümledeki virgül sayesinde burada bir yarım es veriyoruz. Malum diyerek bir vurgu yapıyoruz. Türk Dil Kurumu der ki onay, teşvik, kabul, red gibi bu anlamları veren kelimelerden sonra Evet, hayır, tamam, olur, peki, hay hay gibi kelimelerden sonra virgül konur der. İşte bu mualimde aynı onun gibi onaylama bildiriyor. Dolayısıyla buradaki virgülün kullanılması doğrudur. Ancak bu cümledeki virgülü kaldırırsak malum topraklarımız gibi bir anlama gelecek cümle. Yani malum topraklar, herkesin bildiği topraklar gibi bir anlama gelecek. Dolayısıyla virgülün kaldırılması anlamı değiştiriyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevap geldi. Ama diğer virgülleri de görelim isterseniz. Onun için evinizin duvarlarında ve tavanında çatlak, kabarma, nem varsa dikkatli olunuz derken ard arda sıralanan eş görevli kelimelerin arasına konulmuş virgüller var. Buradaki virgüllerin kaldırılması anlamı değiştirmez ama noktalama hatasına yol açar. Dolayısıyla kalsın bunlar yerinde hiçbir şekilde kaldırmayı denemeyelim, teklif dahi etmeyelim hatta. 4'teki bu durum kelimesinden sonra gelen virgül ise bu durum öznesini vurgulamayı öne çıkarmayı sağlıyor. Yükleme uzak düşen özleden sonra virgül konur der Türk Dil Kurumu. Dolayısıyla buradaki virgülün kullanımı doğrudur. Ancak kaldırılması anlamda bir değişikliğe yol açmaz. Bu durum su diye bir şey olmaz. Dolayısıyla virgülün kaldırılması anlamı değiştirmiyor. 5 de aynı şekilde arkadaşlar. Aynı 2'de üçte olduğu gibi Ard arda sıralanan eş görevli kelimelerin arasına konulmuş. Kaldırılması anlamı değiştirmez. Noktalama hatasına yol açar sadece. O yüzden bizim 5'le de bir işimiz yok. O halde birdeki virgülü kaldırırsa cümlenin anlamı değişiyor. Bu yüzden cevap A. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Toplantı sırasında adamın sinirleri iyice gerilmiş ve sonunda toplantıyı terk etmişti. Arkadaşlar bağlı ve sıralı cümlelerde özellikle öge ortaklığı olabilir ya da öge ortaklığı olmadan her cümlenin ögesinin ayrı ayrı belirtilmesi gerekebilir. Burada da böyle bir durum söz konusu. Biz ilk cümle için gerilmiş yüklem, gerilen ne diye sorduğumuzda adamın sinirleri sözünü özne almalıyız. Ancak ikinci cümleye geçtiğimizde bir özne eksikliği görüyoruz. Bakın gerilen adamın sinirleri ama toplantıyı terk eden kim arkadaşlar adamın sinirleri değil adam değil mi o halde ikinci cümlede söylenmesi gerekirken söylenmeyen özne anlatım bozukluğuna yol açmış çünkü biz ilk cümledeki özneyi ortak kullanamayız her iki cümlenin de ayrı ayrı öznesi olmalı anlam olarak dolayısıyla bu cümledeki özne eksikliği anlatım bozukluğuna yol açmıştır cevap A bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bir Planladığı. Plan kelimesi doğru yazılmıştır arkadaşlar. Arada herhangi bir ı ya da i'nin olması mümkün değil. Doğru. Dünyadaki kelimesi cümle içerisinde bir coğrafi terim olarak kullanılmış. Gök cismi olarak, gezegen olarak kullanılmıştır. Bu yüzden büyük harfle başlattı. Gelen eki de kesme işaretiyle ayırdı. Doğrudur. 3. Dakikada kelimesi doğru yazılmıştır. Dakikadır, dakika değildir. Ve dade de bir haleki olduğu için bitişik yazılmıştır. Doğrudur. Dörtte verilen fark edilince kelimesinde herhangi bir ses olayı olmadığı için yardımcı eylem ayrı yazılmıştır. Doğru. 2023 sayısı arkadaşlar fıstıkçı şahapın ünsüzüyle bitiyor. Yani ç ünsüzüyle bitiyor. Biz bu sayıya gelen d ekini fıstıkçı şahaba getirilen c d g ekleri ç t k'ye dönüşür kuralı gereği yani ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi kuralı gereği T'ye dönüştürmeliyiz. Dolayısıyla 2023 T demeliyiz. Bu yüzden böyle demediği için yazım yanlışına yol açmıştır. Cevap E. Yukarıdaki numaralı almış cümlelerden hangisi zaman içinde fırsatın bulunduğu şey? Fırsat da içinde zamanın bulunmadığı şeydir sözüyle anlatılmak istenen düşünceyi destekler. 1. İnsanlar her ne olursa olsun geleceğe dair umutlarını korumalıdır. Burada geleceğe dair umudu korumaya dair herhangi bir yargıyı tırnak içinde verilen sözde göremiyoruz. O yüzden bir gider. 2. Cesur insanların zaman zaman kendine çaresiz hissettiği anlar olur. Cesur olmak, çaresiz hissetmek gibi bir durumdan da bahsetmedi. 3. İnsanlar kendilerine olanak sunan benzersiz anların değerini bilmelidir. Evet arkadaşlar buradaki an kelimesi zamana. Fırsat kelimesi de olanak kelimesine aslında gönderme yapıyor. Bize diyor ki size verilen fırsatların içerisinde değersiz olan, değerli olan daha doğrusu fırsatlar vardır, anlar vardır bunların kıymetini bilin diyor. Dolayısıyla içerisinde bulunduğunuz zamanda bir fırsat varsa bunu mutlaka değerlendirin diyor. O yüzden üçte verilen yargı tırnak içine verilen yargıyı destekliyor. 4. insanlar kendilerine inanılır ve destek verilirse daha büyük işler başarırlar. Burada birilerine inanmaktan destek vermekten hiç bahsetmedi. O yüzden 4 gider. Kararlı insanlar olumsuz koşullarda bile hedefledikleri noktaya ulaşabilirler. Burada da yine olumsuz koşullardan, hedefledikleri noktadan, kararlı olmaktan hiç bahsetmedi. Bu yüzden cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisi de anlam belirsizliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Bu tarz sorularda 5 beş seçeneğin 5'inde de anlatım bozukluğu olabilir ama farklı nedenlerden anlatım bozukluğu olabilir. Biz hedefe kitlenmeli, anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğunu bulmalıyız. Bir cümle açık olmalı, tek olmalı, herkes aynı anlamı çıkarmalı. Eğer herkes okuduğu metinden farklı anlamlar çıkarıyorsa orada anlam belirsizliği vardır. A. Bizler dostlarımıza güvenir Hiçbir zaman kuşkulanmazdık. Şimdi kime güvendiğimizi söylüyor ama kimden kuşkulanmadığımızı söylemiyor. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci cümlede onlardan ya da dostlarımızdan şeklinde bir dolaylı tümleç eksikliği görüyoruz. Dolayısıyla A'da bir öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. B Her konuda bazen ben ona o da bana yardımcı olurdu. İki ayrı cümle var, sıralı cümle. Yükleme ortak kullanmış ama yüklem ortak kullanılamaz çünkü kişiler farklı. Yani o bana yardımcı olurdu olur ama ben ona yardımcı olurdu olmaz. Ben ona yardımcı olurdum şeklinde yüklem getirmem lazım. Burada da yine bir öge eksikliği ama bu sefer yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. C. Merdivenleri birer birer indiğini duyuyordum. Şimdi merdivenleri birer birer iniyor tamam da kim iniyor? O mu iniyor? Yani onun indiğini mi yoksa senin indiğini mi duydum? Belirsizlik işte burada. Kimin indiği belli değil. Dolayısıyla anlam belirsizliği bize verilen C'deki cümlededir. D o gün tahmin bile edemeyeceğimiz çoğunlukta satış yaptık, iyi kazandık. Tahmin edemeyeceğimiz çoğunlukta değil, çoklukta diyebilir. Çünkü çoğunluk burada daha çok kişisel anlamda, kişiler anlamında verilir. Ama burada sayısal anlamda çokluğu kastediyor. Çünkü satış yaptığı ürünün miktarını söylüyor. Bu yüzden de yanlış kelime kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Peki E'ye baktık. Bu büroda senden başka kimse çalışmasını sevmiyor. Çalışmasını değil çalışmayı sevmiyor diye ek yanlışlığı anlatım bozukluğuna yol açmış. Bu yüzden bu da olamaz. Cevap C. Yukarıdaki numaralı almış cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir eylemdir? Yüklemi geçişli bir eylemdir dediği için yüklemin arkadaşlar nesne alabilen yani onu kelimesini alabilen bir eylem olması gerekir. O halde nesnenin bulunmasından ziyade kısa yolu deneyebilirsiniz. Yüklemin önüne on kelimesini getirip getiremeyeceğinize bakabilirsiniz. Durdu, öğrettin, akıllandın, toplandı, el alındı. Şimdi hepsinin önüne onu deniyorum. Onu durdu olmuyor. Olmuyorsa geçişsiz. Onu öğrettin oluyor mu? Oluyor. O zaman geçişli. Onu akıllandın oluyor mu? Olmuyor. Geçişsiz. Onu toplandı oluyor mu? Olmuyor. Geçişsiz. Ele alındı. Onu el alındı olmuyor. O halde bu da geçişsiz. Onu kelimesi bizim için aslında joker bir nesne durumundadır. Dolayısıyla bunu deneyebiliyorum. Peki hocam gelen hangisiydi? Gelen doğrudan 3, 2'de verilen cümleydi. Yani onu öğrettin Peki bu cümlenin nesnesi var mı? Bir de ona bakalım derseniz bakalım. Öğrettiğin yüklem kim öğretti sen neyi? En güzel şarkıları. Bakın şurası cümlenin nesnesi ayrıca. Nesnenin olduğunu da görmüş olduk. Sağlamasını yaptık yani. Ama biz yüklemin önüne de onu getirerek bulabiliyoruz. Bu da bir kısa yoldu. Hatırlatmak istedim. Cevap B. Bu parçada sözü edilen farklılığı karşılayan kavramlar aşağıdakilerin hangisini sırasıyla verilmiştir? Bir ülkede konuşulan dil bazen bir bölgeye bazen bir gruba göre kullanımda farklılık gösterir. Örneğin Karadeniz'de geliyorum yerine celeyorum denmesi ya da öğrenciler arasında çok çalışmak ezberleyerek öğrenmek yerine ineklemek ifadesinin kullanılması gibi. Arkadaşlar öncelikle ilk vermiş olduğu bir ülkede konuşulan dil bazen bir bölgeye göre farklılıklar gösterir deyip Karadeniz'deki geliyorum yerine celeyorum denmesi... Bizim için ağız özelliğidir. Yani seslerle ilgili bu değişim ağız özelliğidir. Ve sonrasında vermiş olduğu bazen bir gruba göre farklılıklar da gösterilmesi bir avukatlık işte doktorluk olabilir öğrencilikle ilgili bir argo olabilir değil mi? Belli bir grubun kullandığı kelimeler bunu da bakın çok çalışmak ezberleyerek öğrenmek yerine ineklemek ifadesinin kullanılmasıyla da argoyu verdi. Dolayısıyla burada ağız ve argonun örneklendirilmesi ve anlatılmasını görüyoruz. Bu yüzden cevap E. Peki lehçe neydi? Lehçe arkadaşlar daha çok e, Türk dilinin yazı dili olmuş dallarından biridir. Mesela Çuvaşça, Yakutça, Türkçe gibi. İşte şive dediğimiz nedir? Buradaki seçenekleri iyice kursak da. Şive de söyleyiş özelliği, tarz, tavır, üslup gibi anlamlara gelir. Dolayısıyla bunların bulunduğu seçenekleri zaten rahatlıkla elemeliyiz. Cevap E. Bu parçada dil hangi işlevde kullanılmıştır? Ay çekirdeği içeriğindeki yüksek miktardaki yağ nedeniyle yetiştirilen ayçiçeği bitkisinin kuru yemiş olarak tüketilen meyvesidir. Ayçiçeği dünyada daha çok yağ için yetiştirilse de tohumda denilen meyvesi ay çekirdeği ülkemizde en fazla tüketilen kuru yemişlerdendir. Arkadaşlar bu paragrafta ay çekirdeği ile ilgili bize bilimsel bilgiler veriyor, nesnel veriler sunuyor. Dolayısıyla bilgi verme işlevi olan e, göndergesel işlevidir. Doğru yanıtımız dolayısıyla cevap D'dir. Dil ötesi işlev dediğimiz işlevde daha çok dil bilgisi kuralları verilir. Sanatsal işlevde ise edebi metinlerin ele alındığı özellikle şiirlerin bulunduğu işlevlerdir. Alıcı harekete geçirme işlevinde de emir kipleri görürüz daha çok o yüzden bu da olmaz. Heyecana bağlı işlevlerde de duyguların ele alındığı işlevler vardır, metinler vardır. Dolayısıyla cevap D.